Evet dostlar, şimdi az önce bir etkinlik başladı. Metin Ateşi etkinliği adı altında. Şöyle Metin parşömeni falan vesaire verecek bizlere muhtemelen. Görev kitaplarından şuradaki etkinlik görevlerine geldi. 8 saat içinde 5 tane metin kesmemizi istiyor, kendi seviyemize yakın. Ben şimdi şamanı getireceğim. Şamanla da bir deneyeceğiz bakalım. Şaman da alabiliyor muyuz acaba bu parşömenleri vesaire. Sonrasında burada metin aramaya başlayacağım. Bakalım metinleri keselim. 5 tane metinin bitişinde ben size tekrardan geleceğim, bilgilendireceğim. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. İlk kez gelen bir etkinlik. Umarım güzel bir etkinliktir. İşimize yarayacak bir şeyler verir diye düşünüyorum. Bakalım. Şöyle ilk metnimizi kesiyoruz. Şaman sayacak mı acaba? Bir de karakol oluyor mu onu da bilmiyorum. Bakalım miktar edildi. Kalan miktar 4 diyor ama şamanda bir bildirim gelmedi dostlar. Gördüğünüz gibi savaşçımda şu an ekranda savaşçıya vereyim. Savaşçıda şöyle bir bildirim geldi alttan. Bir metin taşı imha edildi. Kalan 4 diyor. Yani karakollarda sayılıyor. Şimdi ben metinleri keseceğim. Şamanı saymıyormuş bu arada. Onu da anlamış olduk. Yan tarafındaki karakteri gruba saymıyor. Yani kesen kişiyi sayıyor. Şimdi gidelim bir 5 metini keselim. Bakalım sonunda ne olacak. Şöyle kaçıncı metindeyiz acaba? Bu ya 4 ya 5 oldu. Tam hesaplayamadım. Bakalım. Hemen keselim bu metnimizi de. Şu an üzerimde hiç ateş item yok. Bu mapte birazcık damage yiyoruz. Ama en çok metinde burada bir tane kalmış. Bir metinde hemen şuradan bir yerden bulalım beyler. Hemen yanımızda varmış. Bunu da keselim. Sonrasında ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Boss çıktığını düşünüyorum içinden parşömenlerin. Bu yüzden böyle güzel bir map ayarlayacağız. O map'e gideceğiz. Orada atacağız boss'ları. Bakalım ne olacak. Bir de üzerime tüm itemleri almak da istiyorum bir açıdan. Hani içinden nasıl bir boss çıkacak bilmiyorum. Şimşekli falan itemler alalım. Evet, bu metin de patladı. Kırmızı parçamızı da alalım. Çırağın ilhamını da alalım. Bunu okuruz. Tamam abi, şu ETP'lerimizi de alalım. Şimdi görevi bakalım ne vermiş abiler. Aa, tam bunun kitabı atmış bir de. Kankalar hemen bakıyoruz. Etkinlik görevlerinden buna tıkladım. Ne geldi? Bir tane zorluk parşömeni geldi. Ödül olarak şunu kazanmışız. Bunu Yohara mapinde attığımız zaman muhtemelen daha fazla boss çıkarıyor. Bu yüzden Yohara mapinde çok kullanılmayan bir noktaya gidip bunu atmak istiyorum. Burada neresi olur bilmiyorum. Böyle boş slot bir ortam bulacağız. Ama öncesinde ben bir gideyim, itemlerin hepsini üzerimize alalım. Kullanabileceğimiz itemlerin. Sonrasında gelelim güzel bir yer arayalım. Evet kankalar, burada şimdi güzel bir rahip mahip bir şeyler falan çıkıyor beyler. Bunları kesiyorlar. Biz de bir çökelim hemen, yardım edelim. Hop, şuradan çekelim şeylerimizi. Rahibe biz de girelim, hadi bakalım. Çökelim rahibe. Rahibi de keselim. Neler çıkacak ben de bilmiyorum. Bir eldiven takarız. Bize düşerse alırız falan. Çökeriz abi. Nasıl böyle bir değişik droplar falan atmış buraya muhtemelen. Ve az önce geldim. Beran Stone'un sandığı falan var. Eldivenlerimizi de takalım eldiveni de. Hop, şöyle eldivene çökelim. Petleri de çağıralım. Tamam. Sıra sıra şu anda bosslar veriyor. Gizemli rahipten artı 4 taş düşerse çökeriz abi. Ne çıktı? Gizemli bilet çıktı. Şeytanların taşı artı 4 çıktı abi. Başka bir şey gelmedi. Hop, gizemli bilete de çökeyim hemen. Şöyle gizemli bileti de hızlanalım. Şimdi boş bir yer bulalım bakalım. Bizim bosslara atalım. Neler çıkacak içinden? Ben de merak ediyorum. Serisinden bir boş bir yer bulup gelelim abi. Evet dostlar, şimdi biz de geldik. Kendi parşömenimizi deniyoruz. Bakalım bizim parşömenimiz boss patlatacak mı yoksa hiçbir şey çıkmayacak mı içinden? Şöyle zorluk parşömenimizi attık. Sınav metniyle başladık beyler. Sınav metnimizi bir keselim bakalım. Sınav metni hemen yok oldu. Vahşi yüzbaşı çıktı ve drop geldi. Abi şaka mısın ya? Vahşi yüzbaşıdan sonra bir şey çıkmadı lan. Yani bizim şansımız da tabii böyle olabilir yani. Evet bitti. Burada bitti beyler. Hayırlı olsun. Vahşi yüzbaşı çıktı, bitti. Bakayım. Evet kankalar, şimdi şamanı getirdim. Buradaki öfkenin metinlerine falan geldim beyler. Belki bu metinler level aralığımızı sayıyordur belki. Bilmiyorum yani. Yuhara'da kesmek zorunda mıyız acaba? Şu şekilde seviyede olan 5 metin taşı imha ediyor. Seviyene benzer diyor. Seninle benzer seviye. Bu 100 level. Belki bizimle benzer seviyede bir metindir beyler. Bu olmazsa yıldırım diğer metinleri deneyeceğim. Bu 105 level olan metinleri deneyeceğim bu map'te kesmeyi. Çünkü bu karakterin yuvarada metin kesmek gibi bir şansı olacağını düşünmüyorum. Şimdi hızlısından bir bu map'te patlatalım. Biz elimizdeki silah da bu arada berbat beyler. Artı 6 bir 35 ortalamalı. Çan buldum bir yerden. Şimdi deniyoruz bakalım bu metni de kesmeyi. Eğer metni patlatabilirsek sayarsa ben geleyim tekrardan. Saymazsa da diğer metinde görüşürüz diyelim. Evet kankalar, şöyle metni patlatıyoruz. Lütfen say gülüm. Saymadı ya. Saymadı muhtemelen kankalar. Evet 5 diyor hala. Bir gidelim 105 level olan metinde deneyelim. Bakalım onu sayacak mı acaba? Onu sayarsa güzel olur. Burada kasarız parşömeni, şamanlara falan vesaire. Deryo arada çıkartırız bossları. Öyle düşünüyorum. İnşallah sayar tabii o 105'lik metni. O 105'lik metni kesmek de biraz zorlayabilir bizleri. Bakalım gidelim. Evet kankalar, şöyle 105 levellik metni patlatıyoruz. Acaba bu sayar mı metin taşı imhasını? Bakalım. Hop. Bu da saymadı kankası. Aa saydı. Bu saydı, çok güzel. 4 metine düştü. Tamam güzel. Bu metinlerden keselim. Böyle parşömenleri şamana da kasalım diye düşünüyorum. Şöyle 7 tane yavrucumuz kalmıştı biliyorsunuz savaşçıya çıkarırken. Şamanla da belki bu aralar kullanırız vesaire. Bir yavrucu çıkartırsak güzel olur. Şöyle bir tane açtım. Ejderha madalyası. İkinciden kutsama kağıdı. Üçten taş sanatı. Dörtten geçit. Beşten kutsama küresi. Bundan da parşömen ve kutsama kağıdı çıkmadı beyler.
Korki çıkmadı bu sefer. Olsun. Biz devam edelim şamanla. Şimdi burada bir metin kırmaya bakalım. Şöyle son metnimizi de keselim burada şamandan. Parşömen elimizi de alalım gidelim. Güzel bir map atmak istiyorum. Ruh sırtı gibi vesaire. Orada sanki belki daha çok fazla boss çıkabilir gibi ihtimal geldi bana. Belki Alastor'a kadar çıkar. Beyler çıkan bosslar. Nereden biliriz yani? Denemekten zarar gelmez. Metinlerimiz şu şekilde bitmiş gibi gözüküyor. Şimdi bakalım. Evet bitirdik. Zorluk parşömenimizi de aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ne diyor? Bir metin taşı çağrılır. Yuhara'da parşömen kullanmanın başka faydaları da var. Bana görmedim abi. Ben vahşi yüzbaşına kadar görebildim Yuhara'da parşömen kullanmanın faydalarını. Şimdi gidelim bakalım ruh sırtına geçeceğiz. Horozumuz da yanımızda. Horozumuzla birlikte bir Alastor kesimi yapacağız orada. Hiç anahtar falan kullanmadan Alastor çağıracağız bu parşömenle keseceğiz bakalım. Arkadaşlar şimdi geldik. Yanımızda Vakkas var. Şimdi buraya ben kendi metnimi atacağım. Onunki de atılmış olacak. Buraya ben de kendim ikini çıkardım. Şimdi keseceğiz. Hangisinin slotu patlarsa artık size gösterebilmek adına böyle bir şey yaptık. Kesmeye başlayalım. Hadi bakalım PM'sini de atalım. Kes kanka. O kessin ben keseyim. Bakalım kiminki daha çok ötecek. Şöyle bir eldiven de çıkaralım. Ben de kestim. Ne oldu? Sınav metni vahşi yüzbaşına geçti benimki. Gene patlamadı. Sınav metni 2'ye geçtik. Onunki de 3. sınav metnine geçti. Ne oldu abi? Neye geçtik ya? Ork başkanına geçtik. Abi 3. sınav metnine geldik. Sonra 9 kuyruktayız şu an. 9 kuyruğu kesiyoruz. 9 kuyruğu kesiyoruz abi. 4. sınav metni. Hadi bakalım 4. sınav metninden ne çıkıyor? General çıktı ona mesela. Şu an general çıkardı. Biz 4. sınav metnini kesince cadı çıktı. Cadıyı bir binekle keselim artık. Cadıyı biz hançerle kesemeyiz yerden. Hemen bunları da bir kesmeye başlayayım. Ben de bir buff tazeleyeyim yandan kendime şöyle güzel çıtırında. Hop eldivenimize takılı. Evet. Şimdi bakalım bir de hepsinin drop'unu alıyoruz beyler. Hani cadıyı falan bu çarla patlatmanın bir farkı olmuyor. Neye geçtik? Sınav metnine bir şeye geçtik. Kan taşı mı? Kan taşlarını gördüm yerde abi. 5. sınav metnini keselim bir duralım. General çıktı. General'i köşeye çekeyim ben de. Oo oraya nemere çıktı. Bak slotlar patlıyor beyler. Orada bir nemere var. Nemereleri bir burada keselim hadi. Başladık nemereleri kesmeye beyler. Şimdi nemerelerden sandıklar düşecek. Üzerimde çok fazla bir yer yok abi. O birazcık problem. Bunları kesme. Dur. Neyse keselim artık hadi. İki tane ejder var şu an muhtemelen. İki tane ejder olabilir beyler ortada. Ejder bu arada buradaki ejder can doldurmuyor. Yanlarında metin olmadığı için. O da ayrıyeten güzel bir nokta. Şimdi bayağı bir envanterimde aslında yer yok. Şu an gerçekten taşları falan atıyorum ben karakterden. Darbe taşlarını, canavar taşlarını falan atıyorum yere beyler. Bunlar para etmiyor çünkü artık 2M, 3M para ediyor yani. Bunları artık envanteri boşaltmak için yere atacağız şamandan. Yapacak bir şey yok. Hemen şamanda birazcık envanterde yer açalım. Sandıkları toplayabilelim. En sonunda muhtemelen hepsini topla açarız veya satarız bir karar veririz ona. Pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum içinden ama satmak da mantıklı. Olabilir bir noktada. Şöyle ejderi kese dursun orada bizim karakterimiz. Tamamdır şu an ejder seviyesine geldik. Abi kayıt diğer karakterde kalmış. Çok kusura bakmayın yani şamanda kalmış kayıt. Ben ortalık çok karışını gösteremedim. Ejdere kadar bir sürü slot patladı. Nemereler patladı vesaire. Şimdi vakkasanımıza tek yiyor tabii şamarlanıyor. Bizde şimşekli itemler olduğu için tek yemiyoruz. Hemen şu ejderi keselim. Bir tane daha ejder çıkacak bu metinden bu arada. Onun üstünde ileriye kadar götüreceğiz bunları. Şöyle hemen bu ejderi bir keselim bakalım. Evet ejder de patlıyor. Ejderden sonra yeni bir boss çıkacak beyler. O da hangisiydi hatırlamıyorum. Razor çıkabilir ejderden sonra. Hemen bir ejder patlasın abi. Yeni bir şey geldi evet gördüğünüz gibi. Bunları bir yolla. Şöyle bir şimdi de 8. sınav metnine geçtik. 8. sınav metnini de kesip Razor'u çıkaracağız. Şimdi Razor çıkacak buradan. Daha ne kadara kadar gidecek bilmiyoruz. Razor geldi. Razor'u kesmeye başlayalım. Ben de o sırada şamandan şu sandıkları bir alayım bakalım. Razor da patladı. Şimdi 9. sınav metninden de Jotun çıkacak beyler. Bu Jotun da gelecek muhtemelen buradan. Bunu da bir patlatalım. Tüm sandıkları bir toplayalım abi çekilelim. Jotun da kestik beyler. Şimdi bunu bir salsak mı aslında? Ben toplayabildiğimi topluyorum vallahi da beyler. Hani ne kadar topluyorum bilmiyorum yani. Ortalık çok karışık şu noktada. Vallahi alabildiğim tüm sandıkları alıyorum da kanka. Gizemli Rahip çıktı şu an. Gizemli Rahip'e ölmeyiz muhtemelen. Ben Şaman'dan bir sandıkları toplamaya başlayayım. Gizemli Rahip'i de kesince muhtemelen bitecek. Event bildiğimiz direkt bossların atma eventi beyler. Direkt bossların droplarını alabiliyorsunuz bu eventte. Ben şuradaki yerdeki sandıkları bir toplayayım. Yerde sandık kalmasın abi. Envanterimiz sandık doldu beyler. Her yerde bir sandık çıkıyor ortaya. Anlayamadım vallahi. Çok güzel bir eventmiş. Ben çok beğendim. Hemen şöyle Gizemli Rahip de patlıyor artık son canlarında. Bu da patlasın. Muhtemelen bu son boss. Belki bunun üstüne çıkar bilmiyorum ama. Alastor falan çıkarız beyler. Hiç belli olmaz. Benim malum nerede abi? Tamam bu da düştü. Pek bir şey atmadı bundan. Tamamdır şimdi diğer sandığa geçelim. Şimdi ikinci sınav metninden devam ediyoruz beyler. Başlıyoruz şimdi bunu kesmeye. Ortalık gene çok fena bir şekilde karışacak. Şimdi sırasını burada daha net olarak görebiliriz. Bundan muhtemelen Beran Seto çıkıyor. Evet Beran Seto'muz geldi. Şimdi ben bir binek değiştireceğim de. Bineğim nerede abi? Envanter o kadar karıştı ki şu an. Bineğim nerede inanın bulamıyorum.
Benim Manum vardı abi. Manum buradaymış. Tamam, Manum'u da bindim. Hemen şu ejderi de bir tokatlayalım bakalım. Sonrasında artık sandıkları açarız düşenleri ya da satarız bakarız. Ben bu turu toplamıyorum. Zaten yerim kalmadı envanterimde. Yoharadan dolayı da kaynaklı biliyorsunuz envanterde yer kalmıyor hiçbir şekilde. Hemen bu ejderi de kesiyoruz. Hop. Evet, ejder patladı. Şimdi o sandıkları bir toplasın. Ben de sonrasında şey yapayım. O yerden sandıkları alır beyler. Biz de şimdi Razdor'a geçiyoruz. Buradan sonra da Razdor çıktı gördüğünüz gibi. Hemen biraz Razdor'u da keselim. Gayet güzel bir won eldesi ediliyor bu arada bosslardan beyler. Total olarak yani güzel bir şekilde boss kesmiş oluyorsunuz. Bak cana mı çıkmadı. Direkt Jotun'a geçiyor Razdor'dan sonra diye hatırlıyorum. Hemen bakarız şimdi. Razdor da zaten saniyesinde ölüyor. Hop, Razdor da gitti. Evet, şu anda Jotun gelecek. Ataküte Jotun da kesmeye başlayalım abi. Hiç durmadan atak kesmeye gerek yok. En sonunda Gizemli Rahip de bitiyor. Daha fazla ekstrası patlamıyor muhtemelen. Hemen şu Jotun'u da keselim. Evet beyler, etkinlik gördüğünüz gibi bu şekilde bir etkinlik. Jotun'u biraz uzaklaştırayım. Şu köşede keseyim de ortalık karışmasın beyler. Jotun'u da kestik. Şimdi bunu kesmeye gerek var mı hemen? Hemen keselim, sıkıntı yok. Evet, son boss da bu oluyor kankalar. Bunun üstüne ekstra bir boss çıkmıyor diye biliyorum. Hızlısından şunu da bir kesebilirsek güzel olacak. Evet, son rahip de patlıyor beyler. Atlayabilir misin canım benim? Abi can dibe iniyor geri çıkıyor beyler, kafayı yemelik ya tam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Lan bir basma can ya. Bak bak bak, yok oldu can. Bir tane daha vursak kesiyorduk ama kesemedik. 5 dakikadır buna uğraşıyoruz beyler. Boss bug'a girdi sanki. Oh be, sonunda patladı ve hiçbir şey çıkmadı içinden. Allah Allah. Niye öyle oldu ki acaba? Garip. Muhtemelen çok uğraştık diye mi çıkmadı, anlamadım. Evet kankalar, şimdi bu çıkan sandıkları hepsini topladım. Totalde bir tane metinden slot patladığı zaman, yani bir tane metin yukarı doğru çıktığı zaman bu kadar bir sandık elde etmişiz. 10 Razdor, 10 Nemere, 8 tane Ejder, 8 tane de Jotun sandığı elde etmişiz. Hemen bunları bir pazar fiyatlarına ben yan karakterden bakayım, onları da söyleyeyim. Yani kaç wonluk bir sandık eldesi olmuş şu anki piyasada. Bu da önemli bir detay tabii ki. Hemen bir bakalım, gelelim. Hesaplamayı yaptım, geldim. 450 emlik bir sandık eldesi elde etmişiz şu anki pazar fiyatından. Tabii bu etkinlikten sonra düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Ama gene stoklanır her zaman bu sandıkların ederleri. Kendi ederlerine geri döner. Aynı zamanda yere yank da atıyor beyler. Jotun'dan ve ejderden yank patlama ihtimalleri de var. Ben o yankları pek toplamadım ama arkadaş o arada yerden çormuş o yankları. Yani oradan da güzel bir yank eldesi almış. Yüzeme yakın bir yank çıktığını söyledi kendisi. Şimdi bir bu sandıkları açmaya başlayalım. Öncelikle Razdor'lardan başlayalım. Işınlanma yüzüğü gayet yeterli bir ödül Razdor sandığı için. King kılıcı, safir oyma bıçağı, kırmızı kumaşlar vesaire vesaire. Deri kemerler, tecrübeler, mutluluklar. Bir tane buradan ejderha alevi almadık mı kankacığım, ejderha alevi? Alevlerin piyasası da düşebilir gibi geldi bu arada bana bu eventteki sandıklarla birlikte. Razdorlardan hiçbir şey alamadık. Hemen burayı toparlayalım. Tamamdır. Envanteri bir toparladık geldik. Razdorlardan gerçekten hiçbir şey alamamışız. Bu arada arkaya da bir tane Jotun sandığı kaçmış. Onu da ayarladım, getirdim buraya. Hemen Nemere sandıklarına geçişimizi yaptık. İlk Nemere'den hiçbir şey alamadık. Abi bu sandıklar kötü mü ya? Niye bir şey çıkmıyoruz beyler? Buradan bana bir şeyler versen güzel olur be kankacığım. Hadi oğlum. Bir pet kitabı sandığı bir ejderha alevi yok mu oğlum içinizde? Aha, ejderha alevi geldi beyler. Bir tane ejderha alevimizi aldık. Hop, bir tane de bunu açtık. Ne oldu? Bundan da bir şey çıkmadı. Ejderha alevi güzel. Nemereleri tam olarak karşıladı diyebiliriz. Hemen toplayalım gelelim. Ejder sandıklarına geçiş yapalım. Geldik, şimdi ejder sandıklarını açmaya başlayalım. Ejder sandıklarından istediğimiz tabii ki bizim Efsun nesnesi. 8 tane ejder sandığımız var. Efsun nesnesi alırsak içinden güzel olabilir. Ejderha alevine okeyiz gene her türlü. Üçüncüden de demir kutu vesaire. Kan taşı çıksa gene güzel olabilirdi. Ejder sandıkları çok boş beyler ya. Ejder sandığı hiçbir şey alamıyorum ben. Geliyorum geliyorum arada açıyorum da. Gerçekten hiçbir şey çıkmıyor yani bu sandıklardan. Çıktığı zaman da üçlü arttırma alıyoruz. Şunları da açalım. Bunlardan da bir tane istiri de gelmiş. Şöyle 3 tane ince almış olduk. Şimdi Jotun sandıklarına geçelim. Ay taşların piyasası gerçekten çok güzel. Bir ay taşı çıkarırsak muazzam bir para edebiliyor şu anda. Hemen başladık Jotun sandıklarımızı açmaya. Safir işlemesi, altın kenet. Para edebilecek pek bir ürün çıkaramadık maalesef sandık açımından. Ama ilk turun bence günahı olmaz. Diğer turları satarız muhtemelen. Evet, bu sandıktan da bir tane daha ejderha alevi geldi. Çok güzel abi. 2,5 won en azından çıkarmış olduk. Bu şekilde bir açım oldu. 2 ejderha alevi gene bizi tatmin etti bir miktar. Yarı yarıya almış olduk diyebiliriz sandıklardan çıkanlarla. Hemen şunlara da bakalım. Ortalama falan da yok. Yani bu şekilde bir açım yapmış olduk. Evet dostlarım, bu videodan da bu kadar olsun. Metin Ateşi etkinliğinin detaylarını anlatmış olduğumu düşünüyorum. Yani denemesini de yaptık zaten. Şamanlardan falan da aldık görevleri. Şamandan da 105 levellik metni kestiğiniz zaman görevin sayıldığını görmüş olduk bu şekilde. Yuhara'daki bir karakteriniz varsa, şampiyon level bir karakteriniz, o karakterde bu Metin Ateşi'nden çıkan parşömeni çağırdığınızda bossların gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu bilinen bir şey.
Bu yüzden şampiyon level karakterde yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten 5-6 tane şampiyon karakter olan birisi için bu event muazzam para kasılabilecek bir event. Dediğim gibi bir metin ateşinden boss patladığı anda 5 fonluk bir sandığı envanterinize almış oluyorsunuz. Günlük 5-6 karakterden patlattığınız zaman sadece böyle 1 saat içerisinde vesaire 30-35 fon gibi bir para kasabileceğiniz bir etkinlik. Bu etkinliği kaçırmamanızı tavsiye ederim. Güzel bir etkinlik gerçekten. Umarım yararlı bir video olmuştur. Çıkmadan bir beğeni bırakır kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bu videodan sonrasında da akşama yeni videoyu yetiştirmeye çalışıyorum beyler. Bu video araya girdi şu anda normal serimizden. Metin Ateşi etkinliğinin çözülmesi amacıyla. Akşama da yeni serimizden video gelmesini bekliyorum. Umarım yetiştirebilirim. O videoda gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın. Gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah.